Heyecanla fırlatmayı bekliyoruz. Uydumuz şu an Amerika'da, Falcon 9 roketinde ve fırlatmayı bekliyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi bir ilki gerçekleştiriyor Türkiye'de. Cep telefonu uydu. Uzaya uçuracaklar. Geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk cep uydusu 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak. Bunun için önce model uydu yarışmalarıyla başladık. Oradan elde ettiğimiz büyük deneyimlerle birlikte artık gerçekten uzaya bir uydu gönderme hayalimiz vardı. Proje 5 yıl önce başladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri büyük bir projeye imza attı. Düşündük. Model uydularda, yarışmalarda kazandığımız becerilerle neden gerçeğini uzaya göndermeyelim fikri oluştu. Biz de gerçeğimizi tanıdık, anladık ve hayallerimize doğru bir yolculuğa çıktık. Grizu 263 uzay takımı, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla Grizu 263A'yı tasarladı. 15 kişilik ekip yoğun bir çalışma yürüttü. Gençlerimiz merak etmeye başlarlarsa çalışmanın keyfini aldıkları zaman bir anlamda bırakmadıklarını görüyoruz. Artık çalışma zamanlarını, eforlarını kendi fiziksel bünyelerinin üstünde çıkartmaya başlıyorlar ve bundan da vazgeçmek istemiyorlar. Öğrenciler azmin ve kararlılığın sonunda hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Gerçekten hani bizim için zorlu ve bir o kadar da güzel bir süreçti. Bu süreç sayesinde hem ülkemizi hem üniversitemizi dünyaya kanıtlamış olduk ve çok heyecanlıyım yani. Anadolu üniversiteleri başaramaz, yapamaz gibi bir önyargı vardı. Bu önyargıyı da bu başarıyla beraber kırmış olduk aslında, kendimizi kanıtladık. 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan uydu, ABD'den 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te uzaya gönderilecek. Ve takımımızı ve ülkemizi en üst seviyelere getirmek için güzel yollar kat etmeye devam etmeyi düşünüyoruz. Türkiye'deki gençlerin ne yapabileceğini bütün dünyaya kanıtlamak istiyoruz. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Grizu 263 ekibinin akademik danışmanı Profesör Doktor Bülent Ekmekçi, uyduya verilen ismin nereden geldiğini anlattı. 1992 yılında gerçekten bu şehrin kalbinde derin yaralar açan bir Grizu faciamız var. 263 madencimizi burada kaybettik. Tabii ki bütün bunları söylerken o şehitlerimizin, emek şehitlerimizin adını yaşatmak,